Serdar Serçelik. Tamam. Serdar Serçelik sen serbestsin abi. Hayatını yaşa mı diyorlar? Hayır. Yok. Şöyle yapıyorlar. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıyorlar ya. Ayağına bir Ayakına e, kelepçe takıyorlar. Getirebilir misin o görüntüyü Onurcuğum, Kelepçe görüntüsünü? Biraz önce vardındır. Başta onu geliyor. Evet. Şu. Evet. evet. Bunu mu takıyorlar evet. yani? Evet. Ve nereye tanımlanıyor bu? Evine tanımlanıyor. Bu şu demek mi? evinden dışarı çıkamaz. Evet, 100 metre. 100 metre. Ne yapar 100 metre çıkar? Alarm veriyor. E, o alarm nereye evet. gidiyor? Ankara. Ta evet, Ankara'daki Ankara'da ta izleme merkezi var. Evet. İzleme takip merkezi. Evet. Alarminince alarm ne oluyor peki? D diyelim ki adam Diyor ki e adli kontrol şartıyla e bırakılan ayağında kelepçeli olan şu kodlu, şu adresi, şu kodlu kişi bulunması gereken adresten adresten uzaklaşıyor Ona, kaçıyor. Konumdan uzaklaşıyor. Yani ne oluyor? Normalde polisin savcılığa hemen intikal etmesin. Savcının polise hemen söylemesin. polisin gidip o kişiyi yakalayıp Ama Nihat abi senin söylediğin bu süreçlerin süreçler sırasında bu adam gitti zaten uçtu. Ee, şöyle yani savcıya bir ifade veriyor. Bir keyfi uygulama olmuş orada. Şöyle ha. Ahmet Bey, e, gelmeden önce konuştum ben İçişleri Bakanlığı e, ilgili birimiyle. İçleri İçişleri Bakanlığı bünyesinde takip merkezi var. Şimdi takip merkezi 100 metrenin dışına çıktı ama şahsa arıyor çıkmayın. Bakın şey yapıyor. Ulaşamadı ve devam ediyor. Doğrudan en yakın polis merkezini yani buna kelepçeyi takan polis merkezini arıyor ve yönlendiriyor. Peki. Ta tamam Ahmet Bey bir burada beyler bir dakika devam edelim. Bir de arkadaşlar bir dakika bir süreci devam ettirmek istiyorum. Bu adam e, ayağında bu kelepçeyle evinde evinden 100 metre dışarı çıkmadan yaşıyor mu bir süre? E, bir süre yaşıyor evet. 9 defa ihlal etmiş sadece. Kaç defa ihlal etti? 9 defa. O kadar Peki 9 defa ne demek? Yani 9 yani? defa bir kere bile adresini zaman terk <laughs> etmiş. E, emniyetin evet. gelip bunu tutuklamaya evet. Yakalaması evet. lazım. Yani evet. orada bir suistimal var. Bir dakika ben bir bir şey, bir şey, evet. bir şey Çok önemli sorabilir var, mi? Çok önemli geçemeyiz. Şimdi birinci de çıktı geldi. Evet. Uyarı falan alıyor mu? Yok. Ne oluyor? Yok normalde aslında evet. e, bulunduğunuz adresi terk ettiğiniz andan itibaren o adli kontrol şartınız biter. Evet. Tutuklamaya sevk tabii. Tut, bu, bu. Tutuklanma, tutuklanma Sebebidir. Yok. Dokuzunda da tutuklanmıyor. Yok dokuzunda tutuklanmıyor. Yok. Yok. Yani bir koruma kollama süreci ah, oluşuyor. Ahmet şurada. Bey adli, sadece adli kontrolle serbest bırakılmışsanız ama elektronik e, kelepçeyle ama imza karşılığında bunlardan herhangi birisini e, ihlal ettiğinizde doğrudan tutuklanma sebebidir. Evet. Tamam aynı şeyi Evet doğrudan. Ahmet Bey sadece dokuz kez lazım. ihlal etmesi değil Orada bir yere gidiyor orada bacağından vuruluyor ondan Şu, ona sonra da ona geleceğiz. Geleceğiz. Bir dakika, geleceğiz güzel. Geleceğiz. Bir dakika. şimdi bu adam 9 kere ihlal ediyor evet. ama her evet. defasında evet. Ee, 30 Ekim 2023'te 31 Ekim 2023'te. Bu ihlallerde nereye gidiyor evet. mesela bir ihlal ediyor. Eğlenmeye gidiyor yemek yemeye e, gidiyor restorana gidiyor hayatını yaşıyor. Evet. Peki çorbacı da vuruluyor mu bu adam? Evet. Mesela Ayağın, en son... bir dakika gelmeyin. Emniyet birimleri bunu yani tolere mi ediyor? Sonuç tolere ediyorlar. Evet. Doğru. Sadece emniyet değil. E, i̇zleme merkezi de tolere ediyor. Savcılık da tolere ediyor. Ama e, e, izleme yani, merkezi zaten İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Yok şey e, abi bunu kim tolere ediyorsa, kim ettiyse e, bence ondan hesap sorulması Aynen. lazım. Bu işin doğru. Yani nirengi noktası burası. Evet. Nirengi noktası. Bu tür evet. şeyler esnetilemez. Kanun kimse kanunun üstünde Olur değil ya. Olur mu yani. ya böyle bir Aslında şey? Aslında sürecin satılıyor. hemen savcılığa intikal edip savcının hemen işlem yapması gerekiyor. Hemen yani evet. Dokuz kere ihlal evet. ne demek? Skandal üstüne skandal. Yani Cumhurbaşkanı diyor ya bu işin üzerine gideceğiz hiç boş. Gidilememesi gereken yer burası. Ha, evet, burası. Yani 9 kere ihlal edilmiş. Evet. Bir şey bence yani son ihlali de Ahmet Bey. O çorbacı nasıl vuruluyor? Şöyle, son o dokuzuncu hilal mi? Tabi 21 Kasım 2023'te artık o kadar rahat ki, o kadar hayatını entegre ki eğlenmeye gidiyor. Ee, kız arkadaşını da alıyor yanında, Beraber gece kulübüne gidiyor, takılıyor. Gece çorbacısına gidiyor. O arada ayakta bu var. Evet yani. o var. Alarm veriyor, sinyal veriyor ama kimse bakmıyor. Ee, Yazık. Ve, Yazık. Ve ne oluyor? Kız arkadaşı ee, da bir fenomen miymiş? Neymiş? Galiba. Youtuber evet. No, bak, hemen nasıl Hoşandey eşi bir dizi oyuncusu. <laughs> bir dizi oyuncusu genç bir kızcağız. Paparazzi. Ee, çıktığı da bir YouTuber e, fenomeni. Peki abi biz bilmiyoruz da sen niye biliyorsun? Ben profillerini inceledim. Ayhan edin, Bora ben... Kaplan'ı tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sevgilisini tanı. tanıyor yani. Eşinin karısı evet. <laughs> sevgilisini tanıyor yani. Ben kutluyorum seni. Ya gerçekten... Ya bu gece var ya dördüncü sükürtü hayalim şu anda. Ben yaşıyorum. Yani. Ben, ben de, ben de hay hayal da, da hayal daha, daha, daha çok var. bir koruma Yok, kollama süreci yaşamış mısın işte? Falan değil. Işte. Dokuz defa bunun tolere edilmesiyle. Yani ben değil. de bu konuyla soruyorum. Ha. Hayal kırıklığını dokuzla çarp. Ha. Göz yummak ya tolere değil yani. Evet doğru. Onur diyor ki bu korumaya girer, kollamaya girer, göz yummaya girer diyor. Yani tolere doğru. göz yummak. hafif kalıyor yani. Tabii. Tabii. Şimdi adam çorbacı. Evet. Sen çok güzel anlatıyordun abi. Evet. Eğleniyor. Eğleniyor. Gecenin tadını çıkarıyor. Artık yani yemek yeme faslı bitmiş. Eğlence faslına geçmiş. Çorbacıya gider çorba içiyor ve en son çıkışta e, bacağından dört el ateşte vuruluyor. Kim yapıyor bunu? Ee, muhtemelen Ayhan Bora Kaplan adamıdır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ona, Öyle da, ona da herhalde bir durum. Evet. bunun dışarıda olduğunu da herhalde gene birileri haber veriyor. Tabii. 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 Peki Musa kim yapıyor? Çünkü eğlence dünyasına girdiği an Ayhan Bora Kaplan onu bilir. Çünkü o piyasa Ayhan Bora Kaplan'dan soruluyor. Tamam. Kim yapıyor? Bugün ben bunu araştırıyordum. Tam araştırma neticelenmeden programa çıktığım için. <laughs> Aa, güzel. Bulacağım <laughs> onu Peki. çünkü kritiklik. Kritik, İkinize kritik. de var. çok tuhaf de so giriyor kayıtlara. İkinize de çok tuhaf giriyor Kayıtlara çok tuhaf geçiyor bir bu vurulma de Bir, şey bir, so bir dakika ikinize de, de bir şey sormak istiyorum. Orası biraz böyle muamma gibi değil mi o vurulma olayı? Muammanın muamması. Gizemli yani. Bana göre gizemli. Peki hastaneye mi kaldırılıyor? Peki polisler falan telaşlanmıyorlar evet. mı? ya Bunun ayağında kelepçe var eyvah biz bittik battık falan evet. ne oluyor? Hastaneye kaldırılıyor. Daha sonra muhtemelen teda ilk işlemleri yapılıyor. Alçı alınıyor. Ondan sonra evet. da kaçıyor. Yani. Ve ondan sonra o halde de firar ediyor. Şimdi or ya ne diyorsun ya? Evet. Hastaneden firar ediyor. <laughs> yani ben bu olayın her tarafı bana gizemli ve mamalı geliyor yani. Bir şey var orada. Bilmiyorum Hakan orada. abi, bir, abi bir dörde, dörde beşekli. Tabii lütfen. <gülüyor> <gülüyor> dörde beşekli. Bir dakika yani. şimdi. Bu adamı bir hastaneye götürüyorlar. Evet. Şey. E, polis korumasında değil mi yani gidiyor. Yani <laughs> polis de olayı yerine intikal etmiştir. İntikal ediyor. Hastanede kaç gün kalıyor? Belli mi? O süreyi bilmiyorum ben. Yok, hastanede çok kalış süresi yok da hastanede şöyle bir durum var. Peki iki ayağından şöyle vurulmuş nasıl kaçabilir? İşte iki ayağından vurulup vurulmadığını netleştirmem lazım. İki ayağından vurulmuş. Bir ayağından Hayır, bir ayağa, bir ayağa. Kayıtlara yani iki ayak geçiyor çünkü rapor, ama bir ayağa. Rapor rapor var. Cezaevine giremez diye iki ayağından olduğu için ondan dolayı bir e, adli tedbir, tutuklama. Yani orada da bir o zaman orada da bir şaibe var. Soru sormak istiyorum. Buyurun. Bu adam hastaneden firar etti mi? Hastaneden firar etmedi. Nereden? Hastaneden evine gitti. Hastaneden evine gitti. Gayet hastaneden adliye gitti. Adliyede adli kontrol tedbiri konuldu. Oradan evine gitti. Evine gitti. Ya cezaevine gitmesi gerekirken hani ilk 8 kere gitmedi ya. Ha dokuzuncuda diyorsun ki artık vuruldu. İş ayyuka çıktı. Mızrak çuvala sığmıyor. Yine, e yine cezaevine yine evine. Yine evine gidiyor. Peki evin şu şunu şunu, şunu 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 bulmam lazım. Şunu net size söyleyebilmem lazım. Bu adam iki ayağından vuruldu, iki ayağından mı alçılandı? İki ayağından alçılandıysa iki ayağından birden mi vuruldu? Yoksa tek ayağından vurulup iki ayağından mı alçılandı? O zaman doktor da işin şeyine giriyor. Kimse durup alçılamaz vurulmamış bir ayağa. Niye, Niye böyle bir şüphen var? Çünkü tutuklanmaması için yani tek ayaktan olursa cezaevine girebilir. iki ayaktan olursa Hayır, rapor olarak şey olabilir. Görevi bulunması gerekeni terk etmesi zaten otomatikman cezaevine gitmesini sağlamıyor mu? İki ayağından vurulduysa sağlayamaz diyor. İki ayağından vurulmuş adamın cezaevine o gidememesi lazım. Cezaevine gitmesini şey yapabilir. Yok. Ceza Gide gider. Tam cezaevine gidebilir. Cezaevinde Gide daha mi? ağır şartlarda şeyler de var da. Onu ben netleştireyim ezbere konuşmayayım. Peki. Bu adam e, çorbacıda vuruluyor. Hastanede işte neyse ayakları onu sen diyorsun araştıracağım orada bir takım muammalar abi, teda var. tedavi görmüş yani. Görmüş. Sonra tekrar evine gitmiş. Evinden... Yurt dışına kaçışı nasıl olmuş? Ee, o konu net değil ama bazı iddialar var. Kosa mı gitti? Evet. Yani mesela Kosa'da, bir dakika. dakika. Evet. Vurulduktan Şimdi, kaç gün sonra? Önce timing, zamanlama. Muhtemelen bir iki gün içine gitmiştir o. Bir iki Hat, gün. Evet çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü Doğru. vurulduğu andan itibaren öle, öleceğini düşünmüştür. Ve yurt dışına kaçış planını şey yapmıştır ama. E ee, bir iddiaya göre e, Ege kıyısına gidip Ege kıyısından e, teknelerle yatlarla Kos Adası'na gitti. Oradan da Dubai'ye geçtiği yönde bilgiler var. Ama bunlardan net da, değil. Neler, ben ilgili, ilgili soruşturmanın detayını çok değil, yol geçen anlı anlatır gibi anlatıyorsunuz siz ya. Ya, ya. sinirim böyle. bozuluyor giderek. Ne evet. yapsınlar abi? Gerçi anlatmasınlar mı? Hayır onlara sinirlen, niye sinirleneyim? Olaya <laughs> sinirleniyorum ya. Takılıyorum sana. Şimdi Sakin şöyle abi. baktığınızda... Hakan abi bana soru sorun ben cevaplayayım. Şimdi baktığınızda muazzam bir operasyon var. Okey tamam anladık. Fakat şu sürece bakıyorsunuz bu süreçte de muazzam bir laçkalık var. Laçka. Evet. Gerçekten. Yani kurallar çiğnenmiş, yasalar çiğnenmiş, istismarlar yapılmış. Yani o zaman diyorsunuz ki ne oluyor diyorsunuz. Hani madem böyle güzel bir operasyon yapmışsınız bu süreç ne? Başarılı. Bunun dışarı... Evet. Yani bir çeteyi çökertiyorsunuz. Evet. O zaman çeteyi ne için çökerttiniz? Evet. Yani, bu adam... Yani bu adamdan ancak sen çeteyi daha fazla çökertmek için faydalanabilirsin ama kuralları da uygularsın. ya yani evet. bu adam elini kolunu sallayarak kız arkadaşıyla çorbacıya gidiyor, eğlence hayatı devam İfade de vermiş. Bir de yalnız bir... Ne demiş? Yani 19 sayfa ifade veriyor ya, zaten itirafçı olarak ifadesini de almışsınız. Almışsın, evet. <laughs> Bundan sonra <laughs> daha fazla tolerans niye ediyorsunuz? Yani bir de şöyle bir Niye bilgi. daha fazla kolluyorsunuz? Şimdi esas konuya geldik yani. Şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi normalde bu tutuklandığı zaman illi cezaevine girmez diye bir şey yok. Hastaneleri mahkum koğuşu var. Oraya indirir girer. girer. Şeyinde era, era, era Nasıl lazım diye. Yani. Burada adama e, hiçbir kural işlememiş. i̇şlememiş. Ya, 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 95 ya yaşındaki insanlar ba cezaevinde. Yani bir, bir bacağından ikiye bacağından alt çalmış insan cezaevinde. Bak sana söyleyeyim. söyleyeyim ben cezaevinde kalp krizi geçirdim. Beni şeyle e, neydi onun ismi bağlayıp yoğun bakımda düşün başıma da e, nöbetçi koyu böyle bekletti. Girecek. Gire. Yani, hani yapmak istersen, çözümü var burada. İstersen aleni bir zaman. suistimal, bir başka bir şey var yani. Yani girmemiş, kollanmış. Bu Şimdi de bu tür olaylarda bir kere bir suistimal aşikar olduğu zaman, sonra o olayın üstüne bir sürü benzer şey söylenebiliyor yani. Tabi. Ya bir kere düğmeyi şey yaptıkları zaman, kaçırdıkları zaman sonra. Ama burada. Şeyler yapışıyor üstüne. Burada Musa, yani bir kere olur, iki kere olur, Tabii. üç kere olur, dokuz kere olmuş. Hadi dokuz kere oldu. Adam ayağından vuruluyor, hastaneye kaldırılıyor, devam devam yurt dışına kaçıyor. Yani inanılmaz. Ya polise onları bırakın emrini kim verdi mesela? Kim? Değil evet. mi? Bu adamın, evine bu, git... bu adama kuralları işletmeme emrini veren kim? Ki Bir de şöyle düşün, hani tamam alarmı örtbas ettiniz değil mi Ahmet Bey? Ee, peki, kriminal bir vaka yaşanmış ya. Yani yaralanmış, vurulma yaşanmış. Adına. Onun ayrı bir soruşturması var. Tabii. Ayrı bir takakati var. Ayrı ya. bir savcılığı var. Bu arada ayrı bir savcı soruşturması mı? var. Yok. Oraya da müdahale olmuş. İki ayağına, kele... iki ayağına Bakın. alçı taktıysalar kelepçeyi de çıkarmışlardır. Bak Hakan Bayrakçı bir şey evet. soruyor. Ya vuranların da peşine düşünmemiş mi? Giderek Düşünmüştür. O konuyu ben, ben o konuyu bilmiyorum. Vuranlar sadece seçicilik yaralanmıyor Orada bir başkası da yaralanıyor. O olay tabii tabii oradaki o, o polisiye yani. polisiye vakanın üzerine gidilmiştir. Tabii o, o konumuz o var. mutlaka alınmıştır işlem yapılmıştır. Şimdi de şöyle bir şey var. O konuyu ee, ben bilmiyorum sadece. İnşallah adam e, kim Ayhan Borak Kaplan ee, Ankara aynı zamanda eğlence hayatını kontrol eden bir insan ve bu e, gizli tarığında gittiği yerler lüks mekanlar Evet Durduğu çorbacı da evet. lüks bir mekan. Yani Ankara'nın birkaç markasından yok, birisi Öyle mi? Evet. Tabii. Yani öyle hani sokak arasında bir çorbacı da böyle girdiğiniz kapaklı değil. Yani sokağa adımını attığında o gittiği herhangi bir eğlence mekanına girdiğinde Kaplan'ın haberinin olmaması mümkün değil. Muhakkak. Ben, ha. Tabii, tabii ben de, de o bağlantıyı sor kuruyorum. Ha. Burada soru şu. Adamdaki cesaret mi dersiniz? Fitursuzluk mu dersiniz? Özgüven mi dersiniz? Korunma duygusu mu dersiniz? Korunma deriz duygusunun... Deriz. duygusunun Eef, Kara mi dersiniz bilmiyorum ama böyle bir psikolojisi de var. ikinci var, şey evet. gizli tanığı. Peki, şimdi esas konuya gelelim. Ee, Ankara'da birdenbire 3 emniyet şefi mi diyelim, müdürü mü diyelim? Müdürü. Müdürü. 3 emniyet müdürünün evet. il müdürü yardımcısı, şube müdürü ve şube müdürü yardımcısı. İl müdür ya. Bu 3 müdürün bir de Komiser bir de konlar. Bu dört polis, dört polis şefinin gözaltına alındığını duyduk. Evet. Biz, değil mi? Evet. Birdenbire bugün. bu çıktı. Evet. Bu olaydan sonra mı oluyor? Bugün. Bugün. Bugün bu bugün. yeni yeni bugün. önce açığa alındılar, bugün de gözaltı. O demin ki yani. biraz önceki operasyonu yapan kişi de şu an gözaltında. Evet. Tamam. Şimdi bu polisler birdenbire gözaltına alındılar. Neden gözaltına alındılar diyoruz? Bu şahıs yurt dışına gitti ya Hakan abi. Evet. Bu adam. Evet. Yurt dışından sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Ee, dedi ki yanlış söylersem ne olur düzeltin. Evet. Bana dedi polisler benim söylemediğim ifadeleri verdirdiler dedi. Bak bu böyle. Evet. Aç sesini bir dinleyelim bakalım. Ne dedi? Bu hesabından yanıt vereceğim. Bu hesap benim kendi şahsi... sürü şey söylüyor. Şimdi neyse. Evet. Diyor ki bu şimdi burada beni diyor polisler diyor bana benim vermek istemediğim ifadeler verdirtmeye çalıştılar, imzalatmaya çalıştılar. AK Parti'den diyor Bekir Bozdağ işin içine sokmaya çalıştılar. Fahrettin Koca Sağlık Polisten Bakanı. Polisler mi bunu yapmaya çalışıyor? Evet bu diyor, bu diyor. Bu. Bu anladım, diyor. Ki, anladım. Polisler evet. diyor, bana bunu diyor. Bekir Bozdağ, Fahrettin, Fahrettin Koca. Fahrettin Koca, Mücahit Arslan. Mücahit Arslan, Cumhurbaşkanı'nın e, özel, yani. özel kalem müdürü, büyük elçi Hasan oluyor. Doğan. Onu Rehman diyor soydu. bu işin içine sokmaya çalıştılar diyor. ve Beni diyor bununla ilgili diyor teşvik ettiler diyor. Yani Ek öyle. ifade vermemi talep ettiler. Ek ifade de çünkü ifade veriyor ya daha önceden. Sonradan ek bir ifade talep ettiler. Ek ifade de Ahmet Bey'in söylediği isimleri yazabilir miyiz şeklinde bir münazaralar var. Bir de ses kaydı yayınlamış. Onların sesini de kayda almış. Kayda almış. Evet. Peki sen sesli kayıtlarını dinledin Dinledim. mi? Dinledim. İnandırıcı mı peki? İnandırıcı. Ya ya yani gerçekten muazzam bir montaj o, değilse inandırıcı. O o o ses kayıtlarında polisler gerçekten buna e, Bekir Bozdağ yaz, Hasan Doğan'ı yaz falan mı diyorlar yani? Evet. Ne diyorlar. Diyor Tam... ki evet aynen. Diyor ki şu okuyayım mı? Lütfen. Diyor ki e, orada bir karşıda Cahit Aslan var. <laughs> Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Cahit Aslan Reis'e çok yakın. Polis mi diyor bunu? Eee Serdar Sekirlik diyor. He. Serdar Sekirlik öncesinde bir konuşma olmuş bir pazarlık usulü var. Kimleri yazalım, kimleri yazmayalım. Onu mu yazalım, bunu o mu yazalım? yapıyor. Evet, bir pazarlık olmuş. Çünkü ben bu mülakatlar onu anlıyorum. Ben bir okuyayım, siz ne anlayacaksınız ona bakalım. Ee, orada ve orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi Mücahit Aslan reise çok yakın. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm diyor. Müdüre danışıyor. Karşısında müdür var. Aslında bu, bu da standarda uygun değil. Yani bir şube <laughs> müdürünün, şube müdür yardımcısının e, e, gizli tanıkla, hem de firari bir gizli tanıkla bu tür telefonla iletişim ve irtibat kurması da ayrı bir kusur. Bir telefon konuşması. Telefon konuşması hiç evet. normal değil. Müdür olur Peki. mu? Olmaz. Peki Olmaz. bu Peki. o soruyu sorunca. Peki müdür de diyor ki <laughs> ne diyor? müdür de diyor ki bu iki iki konu ile ilgili söylüyorum. İki konu ile ilgili görüşeyim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söyle söylemeyeceğini söyleyeceğim açık ve ne söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Onu söyleyebilirsin diyor. Bir şey demiyorum ona diyor. Onun ismini verebilirsin. Evet diyor. <laughs> Muhtemelen söyle derler. Yukarısı söyle diyor. Nereyse artık o yüzden. Bunu emniyet görevlisiniz. Evet, müdür emniyet müdür görevlisi müdür, müdür, müdür söylüyor. O ayrı bir konu ama diğer konuyla ilgili bir bakmak lazım diyor. Mücahit Aslan isminden çekilmiş biraz. Ona da bir bakmamız lazım Peki, demiş. bir şey söyleyeceğim. Ama Bekir Bozdağ'dan çekilmemiş. Bu telefonda konuşan adam gerçekten bir emniyet müdürü mü? Evet öyle görünüyor. En azından resmi soruşturmada şu denilebilir, montajcı denilebilir ee, ya da başka bir şey denilebilir ama şu an için doğal ses kaydı yayınladı. Anda, ama bu korkunç bir şey değil mi ya? Ahmet Bey şu anda e, mülkiyet fetişleri bunu inceliyor. Muhtemelen Cuma günü rapor çıkacak. O mu değil mi? O mu değil Heh. mi ve niye yapıldı? Evet. Çünkü <laughs> iddia şu, çok özür dilerim Lütfen. abi. İddia şu, iddialardan biri şu. Bu konuşma gerçekleştirirken bu Serdar Selçelik Kıbrıs'ta. Bu daha teklifi, gelmemiş. Hayır. Bu teklifi Serdar Serçelik yapıyor ve onlar da sırf gelsin diye her şeyi he diyorlar. İddialardan bir tanesi de bu. Yani, bö, ha bu tamam bir dakika. Bu telefon konuşması henüz daha Kıbrıs'tayken. Evet. Emin miyiz ona. Evet. Tamam. Bir ha şimdi. Bu, yemliyorlar yani polisler. Bu sonradan yapıyorlar. Bu, bu telefon görüşmesini yapan polislerin savunma biçimi. Evet. olabilir mi? Evet. Tamam. Bu onlar per Aynı onların perspektifinde. Evet. baktığımızda böyle. Evet. Bu görüşme de beyler Kıbrıs'tayken gerçekleşti. Yani. Kıbrıs'tayken gerçekleşti. Gelsin diye bize her şeye tamam dedik getir hele gelsin. Ha, o da böyle belki Bekir Bozdağ evet. falan. Ve işte, şu şöyle bir savunma getiriyorlar. Yani şimdi o fesih raporla çıkacak da eğer o denildiği gibi olsa yani komployu biz kurmuş olsaydık niye yazılı ifadede olmasın? Yok mu yazılı? Hayır. Ifade? Ne polis ne savcı yazılı ifadesinde bu isimler yok. Üç kere ifade. Bu da diyor ki evet yok doğru. Bana ek ifade verdireceklerdi. Ek ifade verdirecekler miydi peki? Bilmiyoruz. 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 Bütün tartışma bana ek ifade verdireceklerdi üzerinden mi kopuyor şey? Evet. Çünkü bu e, Serdar Serçelik ya bunu işte bu isimleri bana söyletmeye çalıştı deyince doğal olarak Mülkiye Müfettişleri de ya kardeşim ben şimdi Hakan abi alıyorum değil mi? Hakan abi sen işte Ahmet Hakan'ı söyle, Musa Kester'i söyle, Nihat Uludağ'ı söyle falan. Hakan abi diyor tamam alıyorum onu ifadeyi, ifadesini 19 sayfa olarak yazıyorum ki diyor ki 19 sayfa ifadeyi de kendileri yaz bana imzalattı ya. şimdi ben eğer bunu tasarladıysam 19 sayfa niye bu isimleri koymayayım? Ha bu soruya karşılık o, dakika, bu o, da şöyle bir savunma yapıyor. Diyor o, ki, bir dakika, evet 19 sayfalık ifade veriyor. Evet. Bu söz konusu isimler o ifadede yok. Hayır. Peki polisler de diyorlar ki ya biz senden böyle yapsaydık. bir, bir komplo yapsaydık bu 19 sayfaya koyardık. Aynen öyle. Bu ne diyor? Bu da diyor ki, e, sonradan siz ek ifadeyle o isimleri bana söyletmeye çalış. Şu an buradaki nirengi noktası bir ek ifade söz konusu muydu değil de, miydi? Aynen öyle. Bu ek ifadeyi kim alır? Şimdi, Cumhuriyet Savcısı Yine aynı alır. aynı kolu aynı makamlar hmm. alır. Polis de polis da alır. Polis de alır. polis sonra Zaten Yalnız bu adam üç, üç ek ifade, üç ifade, ifade vermiş bu lafını adam. bile bilmez. Demek ki duydu birini. Hadi, Öğretmişler. Bir şey daha var Ahmet Bey. Yani Kuzey Kıbrıs'tan konuşmuyor mu bu? Evet. E çok rahat oradan da alırlar ya. Yani Kuzey Kıbrıs makamları hayır, hayır, hayır. zaman şu rahatlıkla da oradan diyor ki, al alabilirler ya. O konuşmada ek ifade üzerine gerçekleşti. Yani. Ama ara ve ülke feseri yaptı araştırmada bu telefon kaydının bu adam Kıbrıs'tan gelmeden önce gerçekleştiğini. Anladım ben de şu diyorum, yani sonradan gerçekleşmiş gibi gösteriyor öyle değil. Erik abi bak adamlar eğer ne olursa olsun tamam biz her dedik ona her şeyi dedik gelsin diye lafına Heh, diyorum ki gerek yok yani. Kıbrıs makamlarına söyle anında gider alırlar hmm. teslim ederler yani. Biraz da itirafçı olmasını sağlamak için. O konuda asıl o onu... Asıl o işte ben de tamam. bu bu savunmanın ben, doğru ben, olmadığını şimdi ifade e, etmeye çalışıyorum. E, şey şey dolağın akışa uygun değil Melih Bey'in söyledi. E, evet. şöyle uygun değil. E, ben itirafçı olacaksam öyle büyük isimleri söyleyip de başımın derde girmeyeceğini düşünmem için biraz aptal olmam lazım. Dolayısıyla bu isimleri konuşulduğu bir ortamda Ama o işte, Deir Kıbrısı uzaya kaçmak ister yani. Çünkü tabii. Şu, isimler o, o, bu isimleri söyleyeceğim deyip geldiyse geleceğim. Ama bu isimleri söyleyece söylersem beni koruyabilecek misiniz diyor bu. Tamam da Niye bu, bu isimler de var diyor. Adam adamları Üstüne motive eden bu isimler mi? Peki. Adamların Türkiye'ye gelmesini motive eden isimler bu isimler mi? Ben bunları söylersem mi gelirim diyor. Onlar da evet mi diyor? Evet. Hayır. Şunu diyor. Niye adamı o isimleri söylemek zorunda hissediyor kendini? Hayır. Adam diyor ki onlar da var işin içinde. Hayır.